Rahat herif. Bizon gibi uyuyor. Şişt şişt. Kalk ulan kalk. Kalksan lan deve. Ne yapıyorsun abi ya? Rüyamda Samutay abi yumrukluyordun ne güzel. Denyo, hadi kalk buradan da bir an önce uzayalım. Ya amma tırsın sen de be abi. Nereden bulacak bizi ya? Ulan zaten senin yüzünden düştük bu durumlara. Diyecektik çiçeği kabul etmedi diye. Vurulacaktık iki bacağımızdan, iş bitecekti. Şu zulme bak. Allah Allah. Deseydin o zaman. Sen de benim gibi Yusuf Yusuf oldun. Bana bak. Vallahi öldürürüm seni ha. Heh. Açıp söylesene. Sabıtay abi rüyanda beni ne vuruyordu modunu desene. Telefonu bile ne kadar korkutucu ya. Günaydın. Kulaklarınızı keseceğim. Çok net. Korkunç adam. Alo. Bahattin. Ne haber? Eyvallah. Sana şimdi iki tane numara mesajlıyorum. Yerlerini tespit edebilir misin? Çok zor olduğunu biliyorum Bahattin. Sen de bana geldiğin zaman çok zor durumdaydın. Zor durumlarda birbirimize yardımcı olacağız ki zor durumda kalmayacağız. Değil mi Bahattin? Eyvallah. Şehir dışındayım anne. Nerede olduğumuzu söyleme. Ya biliyoruz herhalde be. Şehir dışındayım anne. Yok, yok canım ne cezaevi. Bir süre dönmeyebilirim merak etme. Ben de seni seviyorum anne. Görüşürüz anne. Öldüreceğim lan ben seni. Ya yine ne oldu be? Ulan senin yüzünden kaçıyoruz zaten. Bir de oturmuş karşımda köfte gibi ananla muhabbet ediyorsun. He. Hadi kalk. Giyin de bir an önce gidelim. Ya bari bir gece daha kalsaydık ya. Hep çok yorgunum ben. Ayağımdaki alçı bile yeni çıktı daha benim. Oğlum bana bak. Sabutay abi peşimizdedir. Yakalarsa var ya. Ya nereden bulacak bizi burada ya? Kaç 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 nereye kadar baba? Hem benim karnım aç. Şu kamyoncuların durduğu yere gidelim orada bir şeyler yiyelim mi? Kamyoncular duruyorsa illaki güzeldir ya. Allah senin cezanı versin. Vallahi öldüreceğim seni. Billahi öldüreceğim. Hı? Gitme. Efendim. Merhaba. Neredelermiş? Eyvallah. Bana bak. Geçen gün hanımın arabaya ihtiyacı var demiştim. Git bizim galeriye haberleri var. Limiti de söyledim. Hanıma uygun bir şey beğen al. Rica ederim. Bekleyin lan. Ecel olup geleceğim. Hayırlısı. Merhaba. Hoş geldin. Şu kayıt belgelerini Damla Hanım'a gösterelim. Efendim? Merhaba Damla. Sabutay ben. Sabutay telefonumu nereden buldun? İstediğim her şeyi bulur ulaşırım ben. Benim telefonum da sende çıkmıştır. Kaydedersen sevinirim. Sabutay. Lütfen bir daha arama beni. Çok rahatsız oluyorum. Lütfen. Amacım rahatsızlık vermek değildi. Sesini duymak istedim. Bir iş için İstanbul dışına çıkıyorum. İnşallah dönünce görüşürüz. İyi günler doktor hanım. Ne? Ferit, ne yapıyorsun burada? Kayıt işlemlerini halletmiştim de... köprüde beraber balık yemeye gider miyiz diye soracaktım. Yok Ferit, benim derse girmem lazım. Ne yapıyorsun Ferit? Bak, az önce kimle konuştuğunu duydum. Sabutay seni rahatsız mı ediyor? Ha?
Damla bak. Niyazi'nin intihar ettiği gün onun arabasına bindiğini de gördüm. Ondan uzak dur. Ruh hastası anladın mı? Uzak dur ondan. Ben kendim başa çıkabilirim Ferit, sağ ol. Bak Damla, bu adam senin boyunu aşar. Başa çıkamazsın, ruh hastası diyorum ya. Seni bir daha rahatsız ederse bana haber ver, tamam mı? Hadi Ferit ya, derse girmem lazım benim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu lan? Damla gelmeyince iftara beni mi çağırdın? Yani şunu yiyorum ama yemin ederim bir gıdım iştahım yok ya. İftarı açıyorum ama boş. Ne oldu hanım köylü? Ne oldu biliyor musun? Sabutay Damla'ya sardı. Eyvah. İşin kötüsü Damla'nın Sabutay'ın nasıl bir psikopat olduğundan haberi yok. Ne yapacaksın? Ne demek ne yapacaksın? Kanka değil miyiz biz? Ne yapacağız? Yok yok, gözünü seveyim beni kaçtırma abi. Daha yeni sıyırdım yakamı ya. Ayhan, durum ciddi ya. Sabutay'ın ne yapacağı belli olmaz. Bana ne abi? Ayhan.